Hollanda'da kurulmuş ama bir ayağı da İzmir'de olan bir medikal teknolojileri şirketini dinleyeceğiz. Amatis. Evet. Ama önce bir sizi tanıyalım mı? Ben Doğa Söyler. Amatis Bilgi Teknolojilerinde Ar-Ge Direktörü olarak görev yapıyorum. Bilgisayar mühendisiyim. 18 yıldır sektörün içinde birçok alanda faaliyet gösterdim. Geliştirmeler yaptım, yazılım geliştirmeler yaptım, takımlar yönettim. Account Management yaptım. Bugün de burada Amatis'te Ar-Ge Direktörü olarak bütün operasyonel süreçlerin içinde yönetici olarak görev alıyorum. Amatis 20 yıllık Türk kurucusu olan bir şirket. Bu hikaye nasıl başladı? Bir bu kısmı anlatır mısınız? Evet, 2000'li yılların başında kuruldu Amatis Hollanda'da. 20 yıl boyunca finansal teknolojiler alanında özellikle hizmet verdi. Bu alanda çalışmalarını yapıyorken bir yandan da sağlık teknolojileri alanında da projeler, özellikle terzi usulü geliştirmeler şeklinde çalışmalar yaptı. Burada da büyük bağlantılar kurdu. Daha sonra finansal teknolojilerden bir exit yaptı ve bütün operasyonunu İzmir'e taşıyarak tamamen sağlık teknolojileri odağında geliştirmeler yapan bir firma hüviyetine büründü. Bunu yaparken de amaç yerli mühendislerle İsviçre, Hollanda, Amerika gibi ülkelere teknoloji ihraç edip yerli katkı payını arttırmak, aynı zamanda faaliyet gösterdiğimiz alandaki teknolojilerin gelişmesine de katkıda bulunmak. Amatis'in sunduğu çözümler neler? Yani tam olarak hangi sorun neydi, çözüm ne? Günümüz dünyası artık dijitalleşen bir dünya. Endüstri 4.0 artık hayatımızın bir parçası oldu, birçok noktaya girdi. Sadece endüstride değil, günlük hayatımızda da birçok noktada dijitalleşmeye gittik. Sağlık alanında da bu ciddi bir ihtiyaçtı. Özellikle biliyorsunuz sağlık alanı regülasyonlardan dolayı teknoloji dönüşümlerine çok kolay adapte olabilen bir sektör değil. Ama son yıllarda bu baskı artık hissediliyor ve bu ihtiyaç doğrultusunda da geçmişte telehealth olarak adlandırılan uzman hekimlerle pratisyen hekimlerin konsültasyon yapabildikleri, hasta verilerini güvenli ortamlarda paylaşabildikleri, bu verinin yapay zeka desteğiyle analiz edilip uzman hekimin önüne daha okunabilir, daha kolay yorumlanabilir bir karar destek sistemi olarak geliştirilmesi mümkün oldu. Amatis de bu misyonu üstlenmiş vaziyette ve bu şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bu karar destek sistemi tam olarak nedir? Yani siz hangi kullanıcıya dokunuyorsunuz? Evet. Bizim son kullanıcımız özellikle telehealth ürünümüz için konuştuğumuzda pratisyen hekimler, aile sağlık merkezleri. Özellikle Avrupa'da ve Hollanda'da bir uzman hekime görünmeden önce sevk olmanız gerekiyor. Pratisyen hekim tarafından uzmana yönlendirilmeniz gerekiyor. Bu çerçevede de ilk klinik muayene çok önem arz ediyor. Burada toplanan verilerin de uzman hekimle paylaşılıp sevk öncesi bu hastanın gerçekten uzmana yönlendirilmesinin gerek olup olmadığını tespiti yapılması icap ediyor. Bu çerçevede bizim çözümlerimiz devreye giriyor. Çünkü uzak mesafeden yazılım vasıtasıyla bu verilerin paylaşılması, konsültasyonun yapılması, aynı zamanda veriler üstünde de yapay zeka ile analiz yapılması mümkün olmuş oluyor. Bizim çözümümüz tüm bunları uçtan uca sağlayan bir geliştirme. Örnek verecek olursak kardiyoloji, dermatoloji, uyku apnesinin erken analizi alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Özellikle kardiyoloji tarafında EKG verilerinin, EKG dediğimiz şey kalp ritminin ölçüldüğü ve raporlandığı grafik sonuçlar. Bunların mobil cihazlar vasıtasıyla toplanması Holter cihazlarıyla mümkün. Biz buradan toplanan verileri yapay zeka ile analiz edip kalp aritmisinin tespitini uzman hekime sunuyoruz. Tespit ediyoruz ve bunlar tespit edilen aritmilerdir diye önüne rapor olarak çıkartıyoruz. Uzman hekim de bu veriyi değerlendirerek hastasına yönlendirmelerde bulunuyor veya pratisyen hekime yönlendirmelerde bulunuyor. Bu sayede hastanın kardiyoloğa gitmesine gerek olup olmadığının kararı verilmiş oluyor. Bu işin arkasında nasıl bir teknoloji var? Web tabanlı bir uygulama kullandığımız. Tamamen pratisyen hekimlere remote destek sağlanması amacıyla geliştirilmiş bir teknoloji. Teknolojinin arka tarafında tabii ki yazılım var ama aynı zamanda makine öğrenmesi, derin öğrenme modelleri ve state of the art teknoloji dediğimiz yani artık son teknoloji çözümlerin kullanıldığı bir platform. Aslında yapay zeka günümüzde çok kullanılan bir kavram olmaya başladı ama son zamanlarda yapay zeka çözümü olarak sunulan birçok çözüm aslında istatistiksel süreç yönetimi veya istatistiksel çözümler temeline oturmuş durumda. Biz burada 10 binden fazla EKG'yi derin öğrenme modelleriyle sisteme tanıttık. Ve bu sayede karşısına çıkan kompleks problemleri çözebilen bir yapay zeka geliştirdik.
Bu sayede çok çeşitli hastalıkların aritmi tespitinde bizim sistemimiz etkin rol aldı. Bunun klinik değerlendirmeleri de uzman hekimler tarafından yapıldı. Dediğim gibi 10 binden fazla EKG analiz için, derin öğrenme modelleri için kullanıldı. Ve bunun sonucunda çıkan yazılımı da 1000'den fazla hastada test ettik. Vakaların uzman görüşüyle testleri sağlandı. Hem onların yorumları alındı, hem de bizim yapay zekanın bulguları karşılaştırıldı. Bu çerçevede klinik değerlendirme sonuçlarına ulaşmış olduk. Bu işin arkasında nasıl bir ekip var? Bu çalışma interdisipliner bir çalışma. Yazılım mühendisleri, bilgisayar mühendisleri, veri bilimciler, üniversitelerden öğretim görevlileri, uzman hekimler. Bunların hepsi bu çalışmanın içine dahil oldu. Farklı noktalarda dahil oldular. Uzman hekimler alan uzmanlıklarıyla bize fayda sağladılar. Akademisyenler, öğretim görevlileri özellikle veri bilimi alanında son teknolojileri bu işe adapte etmemizde bize öncülük ettiler. Geliştiricilerimiz yazılımın çok farklı teknolojilerini kullanarak bütün bu çalışmayı entegre ettiler. Ve günün sonunda çok başarılı bir sonuç elde ettik. Amatis'in sloganı hayatları birlikte geliştirmek, güzelleştirmek. Biz yurt dışı firması olduğumuz için Improving Lives Together mottosuyla biz yola çıktık. Bu noktada insanların sağlığa erişimi kısıtlı olan insanların doktorla iletişimlerini sağlayabilmek, belki doğrudan temas edemese bile doktora uzaktan bu desteğin sağlanabilmesini gerçekleştirmek. Yine uzman hekimlerle pratisyen hekimlerin birbirleriyle haberleşmesini sağlamak ve sağlık hizmetlerini tabana indirmekle ilgili bütün aracı adımları bizim yazılımlarımız ve teknolojik çözümlerimizle sağlıyor olmak. Hedefimiz bu. Ne tür zorluklar yaşıyorsunuz? Bizim için öncelikli zorluk özellikle yapay zeka tarafında bu işin veriye erişmek. Büyük bir avantajımız var. Çünkü uzun yıllardır Amatis sağlık kurumlarıyla çok yakın dirsek temasında çalıştı. Ve bize gelen projelerde de bu verileri bizim veri tabanlarımıza anonimleştirilerek alınması sağlandı. Dolayısıyla büyük bir veri havuzu oluşturabildik. Tabii bu çok kolay olmadı. Uzun süre bu iş üstünde çalışmalar yaptık. Anonimleştirmek için etik kurullardan destek almanız gerekiyor, onay almanız gerekiyor. Bu onaylar ayrıca bürokratik süreçler açıyor önünüze. Bunları tek tek takip etmeniz icap ediyor. Bunlar büyük zorluklar ama ekibimiz bahsettiğim gibi geniş ve interdisipliner. Öğretim üyeleri, uzman hekimler, özellikle etik kurul safhalarında bize çok destek oldular. Aynı zamanda uzun yıllardır yurt dışında bağlantımızda olan firmalar, bizle beraber yaptıkları yapay zeka çalışmalardan aldıkları güçle yeni çalışmalar için referans gösterdiler. Bu noktada da biz veriye rahatlıkla erişebildik. Bu birinci zorluğuydu. Tabii bununla kalmıyor. Bunun dışında niş bir alanda çalışıyoruz. Çok genele yayılmış bir çözüm değil yaptığımız çalışma. Sağlık alanında. Regülasyonlar çok sert. Dolayısıyla biz çok kısa sürelerde proje çıkartmaktansa uzun vadelerde projeler geliştirebiliyoruz. Bu da ciddi bir kaynak ayrılması anlamına geliyor. Bu hem insan kaynağı olarak hem maddi kaynak olarak bir proje sürecinin çıkmasında harcanan emek ve efor. Bu çerçevede de güçlü bir altyapınızın olması icap ediyor. Amatis bunların altından kalkabilen güçlü bir firma oluşuyla bunu rahatlıkla başarıyor diyebiliriz. Bu arada girişimleri ilgilendiren bir kısmı var Amatis'in. Bu alandaki projelere yatırım yapıyorsunuz. Evet. Bu alandaki startup firmalar veya vizyoner belli ölçekteki firmalara yatırım yapıyor Amatis. Amatis'in bir de o holding ayağı var. Burası bir yatırım sermayesi gibi düşünebiliriz. Birçok farklı girişime yatırımlar yapılıyor. Bu tarafta iki kriter var bizim için önemli olan. Birincisi vizyoner olması geliştirilecek çözümün veya mevcutta geliştirilmiş olan ürünün. İkincisi ise bizim alanlarımıza bir şekilde temas etmesi. Bu iki kriteri sağlıyorsa biz bu konularda da yatırım yapıyoruz. Özellikle yapay zeka alanında birçok yatırımımız oldu. Özellikle son dönemde analiz uygulamalarında yaptığımız çalışmalarda yapay zeka alanında faaliyet gösteren firmalara yatırımlar yaptık. O zaman buradan şunu diyebilir miyiz? Sağlık teknolojileri ya da medikal teknolojiler alanında projesi olan girişimciler bir Amatis'in kapısını çalabilir, bir e-posta gönderebilir değil mi? Tabii ki. Hem sağlık alanında, sağlık dışı alanlarda da vizyoner projeler bizim odağımızda.
Sadece bununla kısıtlı kalmıyoruz. Önümüzdeki dönemde Amatis farklı girişimler de yapmak hedefinde. Bununla ilgili altyapı çalışmalarımız da devam ediyor. Dolayısıyla buralarda vizyoner ve bizim yapmak isteyeceğimiz projelerde de örtüşen fikirlere açığız. Bir de bu alanda faaliyet göstermek için bazı sertifikalara da sahip olmak gerekiyor. Doğru. Sağlık alanında geliştirilen teknolojilerde özellikle 13.485 standardına uygun geliştirmeler yapmanız icap ediyor. O noktada da bizim bu sertifikalarla akredite olmuş durumdayız. Belli dönemlerde denetime tabi tutuluyoruz. Hem yurt dışından gelip bizimle bu ürünlerde birlikte çalışan firmaların internal auditlerine dahil oluyoruz. Hem de kendimiz içeride sertifikamızın geçerliliğinin yenilenmesi için denetimlere tabi tutuluyoruz. Bunun dışında 27.001, 9.001 sertifikalarımız da var. Doğa Bey çok teşekkürler konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Yani Hollanda'da kuruldunuz, İzmir'de bir ayağınız var. Peki önümüzdeki süreçte yeni şehirlere ya da oralarda yeni merkezler açmayı planlıyor musunuz? Kısa vadede İzmir'de devam edeceğiz ama orta vadede sektörün bizi nasıl yönlendireceği de bu noktada tabii ki önemli ama belki Avrupa'da, belki Amerika'da branşlar düşünülebilir. Bunlar da bizim tabii ki gündemimizde ama kısa vadede İzmir'deyiz.